ya Fatih soracağım. Fatih insanlar soruyorlar. Fatih Artman neden yok diye. İstemiyor bir abi. Bir sürü dedikodu var. Sizin Fatihlerinizde bir kavga var mı? Yok, abi? Herhangi bir böyle hani bir şey olumsuz bir şey. Yok hayır. Ne alakası var yani? Yani Harun e, şeydeki Fatih, karakter. Fatih oynamak istemiyor. Yani hani istemiyor demek ki yani o karakterle ö, yani istemiyor demek ki yani. Ama bizim Fatih de bir ben de okuyorum orada yok Fatih ile şöyleymiş yok Fatih böyleymiş. O kendi şey inisiyatifi. Oynasa güzel olur tabii ki yani hani ama ben anlayabiliyorum da çok zor bir iştir yani bir dönem yarattığınız karakteri e, atıyorum 10 yıl sonra yeniden gündeme getirmek e, akıl değişi değildir açıkçası hmm. yani hani o konuda endişe de duymuş olabilir Fatih olabilir öyle şeyler e, onun yerine gelen arkadaş da gayet iyi. yani hani senaryoda onun yokluğunu bu sezon çok fazla e, hissettirmedi ama e, tabii güçlü oyuncu yani hani olsa güzel olur yani yani. Erdal abi Behzat Ç'nin ilk çekildiği zamanlarda e, herhalde Türkiye'de televizyonlarda bütün yapımlar içerisinde bu emniyetteki e, paralel yapılanmayı işte fetö yapılanmasını baya e, baya altını çizen bir tek Behzat Çey vardı. Hı hı. O yıllarda neler yaşadınız mesela çok merak ediyorum çünkü o zamanlarda böyle bir durum yoktu başka bir şey vardı Türkiye'de. E, siz ama baya bundan dolayı olabilecekleri, bundan dolayı emniyetteki bu e, yapılanmadan dolayı olanları dizinin içerisinde baya oynuyordunuz, veriyordunuz. Neler yaşadınız o dönemde? Valla o dönemde çok bir şey yaşamadık da ondan sonrasını bütün hepimiz hep beraber yaşadık yani. Ee, o Öngörü Gezi, gibiydi sanki. Evet, o Gezi Parkı ile beraber zaten o hikayede patladı. Ee, o dönemlerde zaten itiştikleri döneme denk gelmişti. Ee, ki keza biz birbirleriyle itiştikleri için aradan sıyrılabildik çok fazla olmadı. Ama sonradan e, bizim üstümüze çok fazla geldiler. Ee, <laughs> o uyuşturucu işleri vesaireler falan o döneme denk geldi falan Bizim Fatih de ondan biraz çekinmiş olabilir yani. O yüzden tekrar gelmek istememiş olabilir yani. Hı. E, çünkü uğraşıyorlar. Ya bir de bu, bu soru hep çok soruluyor. Ben de birkaç sefer şey demiştim. Ya Behzat Ç'den Dallas çıkaramazsınız arkadaşlar demiştim. <laughs> e, yok işte o niye yok, bu niye yok, e, işte Serdar abi niye yok, Ercan niye yok. Arkadaşlar 10 yıl geçti projenin üzerinden ve insanlar bir takım kanallara girdi, bir, bir takım hedefleri var. Doğru, başka ee, iş olabiliyor, değil. İşle işler olabiliyor, olamıyor. Oldu. Mesela ben de olamayabilirdim, inanç olamayabilirdi, başkası olamayabilirdi. Bunun altında buza aramak çok saçma geliyor bana ya. Serdar abi, Ercan, Fatih, yani benim Serdar abi abi dediğim gerçekten abim olarak hissettiğim, Ercan kardeşim dediğim, canım ciğerim insanlar. Her daim yolları açık olsun istediğim insanlar. Ve her daim de birlikte olabileceğim insanlar bu insanlar. Ee, yani onun için Dallas çıkarmaya çalışmaları magazinsel bir şey olarak düşünüyorum sadece. Yani Abi profesyonel bir... bir durum yani <laughs> evet. tercih Abi profesyonel zor. bir durum ve tercih meselesi. Bir taraftan da ayıp tabii yani şimdi o rolü oynayacak yeni bir oyuncu ya da sen o ayıp yapma yani bak gelmiş o da yeni bir karakter yaratacak şimdi. Birçok oyuncu var dahil evet. olan daha tabii daha daha hikaye olan. değişti zaman geçti. Yani. Peki. Bak işte yani sürecin içerisinden keyif almaya bak yani o dallasın evet. entrikasına girme diyor Berkan güzel de söylüyor açıkçası. Böyle sezon boyunca e, polis merkezinin ve Ankara'nın böyle yenilenmesini izliyoruz dizide öyle ki yani polis merkezindeki mesela matkap sesi hiç susmuyor, bitmiyor. Bu birazcık böyle bu inşaatlaşma, işte bu yeniden böyle yapılanma, yapılanma evet, evet. Böyle dönüşüm, dönüşüm falan. Bunlara da bir orada bir şey var değil mi? Biz biz mi böyle hissediyoruz acaba yani? Bir gönderme var orada yine e, bir metafor. Benim, bir, evet benim sevdiğim tarafta bu. Besatçı seyircisi bu kodları çok çabuk alıp bu kodları çok çabuk çözebiliyor. Bu da sizi e, teşvik ediyor tabii ki hmm. daha fazla laf ve bu tür şeyleri yapmaya. E, tabii ki altında öyle bir şey var yani. Emniyet yenileniyor, yeniden yapılanıyor. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Bizim Nihat Nihat Sırdarı tanır mısınız? Tan evet. Tanışır mısınız diye bilmiyorum. Nihat Türkiye'nin en büyük radyocusu. Yani Behzat yayınlandığı gün ertesi günü Nihat'tan şey okuyoruz biz hep. Bizim grupta. Bu ne demekti, bunu biz nasıl okumalıyız, kime ne dediler falan <laughs> işte hayalet ne dedi orada akbaba onu aslında onun Türkiye'deki karşılığı ne falan. O şahane bir lisan. Bayağı <laughs> Nihat şey yayınlıyor, analiz yayınlıyor bizim WhatsApp grubunda yani bayağı. E her, her akşam yani bugün mesela bir 20 sayfa benim ekşim var bakalım 20 sayfa sonunda ekşiciler neler söylemişler hmm. yani. Hani bazılarını değerlendiriyorsunuz bazılarını kale bile almıyorsunuz tabii de e, ama yine de okuyorsunuz yani ama... Bak bu kodları çözüp, bu kodların üzerinde konuşabilecek bir güruh var yani bir platformda. Bizde tabi bunların e, görülüp değerlendiriliyor olması bu katmanların diyelim, tabii, yani evet. bu büyük katmanların şey, e, bir şey oluyor yani ne diyeyim böyle iyi hissettiriyor. Yani. Ya bak ben mesela bunca yıldır televizyon programı yapıyorum. Çok başarılı dizileri, sizler gibi çok kıymetli oyuncuları misafir ediyorum. Hiçbir diziye dair, hiçbir e, oyuncuyla, oyuncu ekibiyle bunları konuşmuyoruz. yani. Biz aslında diziden sahneleri konuşuyoruz ama çok hayat konuşuyoruz. Yani dertlerimizi konuşuyoruz, memleket sorunlarını konuşuyoruz e, ama sahnelerden konuşuyoruz. Bu çok başka bir şey. Benim mesela gazeteci olarak böyle bir deneyimim hiç yok Behzatçıya dışında. Yok. Ülkede böyle bir şey Ne bir şahsına bünhasır bir şey Behzatçı'ya dolayısıyla. Bir yandan şöyle de bir durum var bunları konuşabiliyoruz. Biz aynı zamanda bir yerde daha söylemiştim bunu tekrar olmasın de ol ya da olsun. Biz aynı Behzatçı oyuncuları değiliz sadece biz bir de Behzatçı izleyicisiyiz hmm. yani. Bir dönem beraber izliyorduk. Evet, evet evet. Ya iyi bir Behzatçı izleyicisiyiz aynı zamanda. Bak şahane bir soru var Hayalet'e diyor ki Hayalet telefonda her akşam meyhanede maaşın yarısını bıraktıklarını söyleyip free shop'tan içki aldığını evde ee, buluşacaklarını söylüyor Behzat'a. Maaşları yetmediği için dışarı çıkamıyorlar. Ne kadar enteresan hiç böyle bir ülkede değil Türkiye halbuki. Yeni sezonda memur maaş zamlarıyla dışarı çıkabilecekler mi diye sorar mısınız Hayalete ve Amir mi? Evet e, çıkar da kısa süreli olur çok. Uzun süreli olmaz. İki bir eve döner. Ya zaten adamlar yazdırıyorlar ya. Pavyona gidiyorlar yazdırıyorlar. Hüseyin meyhaneye gidiyorlar yazdırıyorlar. Ay başı işte onlar ne kadar nemalanıyorsa yani. Bir biraz öyle tarafı var tabii yani. Ya bu çok güzel. O kadar güzel şeyler göndermiş ki izleyiciler. Mesela suya zam gelince sen banyo yapmıyor mu? Elektriğe zam gelince ışıkları yakmıyor mu? İçkiye zam gelse içmeyeceğim. İhtiyaç bu ihtiyaç diyor Bensad. Orayı biraz kesmişler. Orada bizim bir improv improvize de vardı. En son finaldeki improvizeyi almamışlar yani. Öyle mi? E tabii tabii. Onu, onu söylemeyeceğim ama. Ama yani. ama şimdi böyle bir şey var mı? Yapardım yani size. Onu, hiç, onu söylemeyeceğim yani. Nasıl yani. Ya sevişmeyeceğiz miye kadar giden bir hikayeydi yani o. Tabii o biraz yarım kalınca hani şey olmuş o parayı ödeyeceğim lan zaten demeye getirmiş ama oraya kadar gidince o onunla aslında... Bu da bir ihtiyaç yani hani yapmayacak mısın onu da oraya kadar giden bir... Ama orayı biraz kesmişler. Ee, şimdi final bölümünü ben seyredemedim. Ee, seyredenler de muhtemelen bu programı... Seyredemeyenler de benim gibi şu an bu programı seyrediyorlar. <laughs> ama final bölümünde şimdi Ezgi uyardı bizi. Dedi ki Neşet Ertaş'tan Neşet Ertaş'ın bir e, eserinin telifi hey, alınmış hey, ve hey. son bölümde yayınlanabilmiş şükür. Yalan dünyadır o da. Ah be abi be. Büyük bir ihtimalle. Özledik be. <laughs> Bak işte. Ya ben <laughs> en fazla neye üzülmüştüm. Ya programı yaptığımı yaptığıma mı yanayım? Ya. <laughs> Son bölümü seyretmediğime mi yanayım ben? Şey hikayesi <laughs> ee, radyonun dağıldığı hikaye. Radyonun dağıldığı. E, ee, o, o radyo, şimdi bizim radyo... Abi bu, değil mi? Metafor büyük anlamı sizin. var abi. <laughs> yani. Bir dönemin kapandığını anlatıyoruz biz hmm. aslında yani. O radyonun kırılmasıyla başka bir evreye geçmemizi anlatıyoruz. Çok o, büyük o, metaforu. O çok güçlü bir o da bazı arkadaşlar da demişler ki işte orada radyo kırıldıydı ertesi bölüm orada bir tane radyo var falan filan. E bir bak bakalım aynı radyo mu? O yani. radyo radyo değil. Doğru. Ama o radyo yani o radyonun dağılması bizim 4 yıllık sezondaki e, Akbaba'nın evinin başrol oyuncusuydu o radyo yani. O bende bir bir şey yaptı ya bir derinden etkiledi beni ya. Yani. Beysat'ın kadrolusu. Evet. Radyomuz. Değil mi? Çok da güzel dağılmış, çok da güzel oynamış dolayısıyla. Estağfurullah. Yani. Evet. Bizim Behzat'ta böyle çok bir de çok güldüğümüz sahneler var. Şimdi size mesela sizin en çok güldüğünüz sahneyi soracağım ama size bir sahne seyrettireceğim ondan önce. Selda abi verir misin onu? Hangisi acaba ya?